Sayın Özdemir Berovan'ın Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın dayanağı olmadan yaptığı söylemler ve vaatler ile ilgili günce konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı deposu. Cumhuriyet Meclisi'nin 22 Ocak 2019 tarihinde 34. birleşiminde Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın dayanağı olmadan yaptığı söylemler ve vaatler ile ilgili günce konuşma yapmak istiyorum. İş tüzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarım, arz ederim. Özdemir Berova, Ulusal Birlik Partisi kimden dedi? Buyurun Sayın Özdemir Berova. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki denetim günleri gerçekten hükümetin ayrı bir sınav günüdür. Ve bu bağlamda baktığımız zaman burada konuşma yapan milletvekilleri hükümetin belli başlı icraatları konusunda hem kendi fikirlerini ifade etme olanağı bulurlar. Hem de iktidarı, hükümeti bir doğru yöne olduğuna inandıkları olgular içerisinde yönlendirmeye çalışırlar. Ve böylelikle ülkenin daha ileriye gidebilmesi adına üzerlerine düşen vazifeyi yapmaya çalışırlar. Ancak bu denetim gününde görüyoruz ki maalesef hükümet artık denetmemekten bıkmış halde olduğunu üzülerek gördüğümüzü buradan ifade etmek isterim. Evet, en azından Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız gelip bu konuşmayı dinleme lütfunu göstermişlerdir. Kendisine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü konuşmaya alma arzumu isteyip bu dönem içerisinde ve önümüzdeki dönem içerisinde yapılması gereken bazı unsurları hayata geçirilebilmesi adına buradaki görüş ve önerilerini sunmak ve bu bağlamda 2018 yılında kayıp bir eğitim yılı olarak değerlendirdiği eğitim yılının 2019 yılında da aynı şekilde yeni bir kayıp eğitim öğretim yılı olmasının önüne geçebilme adına burada bir takım öneriler sunmak istiyorum. İkincisi de Sayın Bakan'ın birçok kez basından yaptığı bazı açıklamalar vardı. Bu açıklamaların altının ve dayanaklarının doldurulması gerekmektedir. Şimdi önümüzdeki eğitim öğretim yılına bakacak olursak, yani 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamasından önce yapılması gereken pek çok unsurun bugünden itibariyle hayata geçmesi gerekir değerli arkadaşlar. Örneğin altyapıyla ilgili olan unsurların bugün itibariyle ihaleye çıkmış olması gerekirdi ki büyük yatırımlar gelecek eğitim öğretim yılı başında hazır olamasa dahi eğitim öğretim yılının başında açılmasından bir müddet sonra hazır olabilecek duruma gelsin. Bugün Merkezi İhale Komisyonu'na baş sayfasına baktığımız zaman büyük altyapı yatırımı diye adlandırılabilecek tek şey şu andaki mevcut Bayraktar Ortaokulu alanının arkasındaki alana ek derslik yapmak suretiyle. Bunun altını çiziyorum sayın vekiller. Çünkü ihale dosyasını da incelediğimiz zaman buranın yeni bir okul inşaatı olmadığını görüyoruz. Yapılacak olan ek dersliklerle ki ihale şartnamesi de o şekilde çıkarılmıştır. Burada yapılacak
olacak bir bina düzenlemesiyle Haspolat Meslek Lisesi'ni buraya taşımayı planlamaktadır Sayın Bakanlık. Tabii bunun laboratuvar koşullarını ve diğer koşullarının nasıl oluşturulacağını da eğitim öğretim yılı açısından bakacağız. Ama Sayın Bakan çeşitli kez basından ve birçok bu kürsüde bu yeni büyük okul yapımlarıyla ilgili olarak vaatlerde bulunmuştur, söylemlerde bulunmuştur. Örneğin demiştir ki Girne bölgesine iki tane okul yapılacak. Biri sıfırdan olmak üzere, biri de o bölgedeki karkas binanın tamir, tadil ve eksik kalan kısımlarının bitirilmek üzere iki okul yapılacağını ifade etmektedir. Değerli vekiller, bugün 22 Ocak tarihindeyiz. 22 Ocak tarihine baktığımız zaman bu konuda perde arkasında yapılmış bazı çalışmalar olabilir. Ancak hala daha Merkezi İhale Komisyonu önüne getirebilmiş tek bir dosya bu bağlamda yoktur. Yine Sayın Bakan, İskele bölgesinde yeni bir İskele Koleji'nin bu yıl içinde tamamlanıp bitirileceğini, kolej binasının, yani kolej derken yanlış anlaşılmasın, kolej binasının bitirileceğini ifade etmiştir. Ancak o konuyla da ilgili olarak açılmış bir ihale yoktur. Sayın Bakan işte vakıflar idaresiyle belli başlı konuları görüşerek bu konuda yardım istediğini ifade ederken bugün bir başka konuda Dom Otel gibi güzel bir otelimizin vakıflar idaresine herhangi bir şekilde kaynak aktarmadan yeniden sözleşmesinin uzatılmasına, çalışılmasına da üzülerek tanık olmaktayız. Yoksa bu gibi değerli kurumları yeterli kaynak aktarabilecek şekilde vakıflar idaresine aktarabilse, pek tabii ki ben de eminim ki kamusal amaçlı ve hayır amaçlı kurulan bu vakıflar işte böyle okullarımızın yapılabilmesi adına da maddi kaynak ayrılabilecek duruma gelecektir. Ancak bugün itibariyle baktığımız zaman ve gördüğümüz zaman maalesef ve maalesef bu yeni okul yapımları konusunda herhangi bir umut ışığı yoktur. Burada umut ışığının olabileceğine dair söylenecek olan vaatlerin de hiçbir geçerliliği yoktur. Neden yoktur? Çünkü bugün itibariyle projeleri hazır, ihale süreci başlanmış olarak ortaya çıkmış olsaydı bile yeni eğitim öğretim yılında bu okulların yetişmesi mümkün değildi. Bugünden itibaren ise bu yıl içerisinde böyle bir okulların, Sayın Bakan'ın ifade ettiği vaatlerde bulunan okulların yapılması da artık mümkün değildir. Gerçi şunu da ifade etmek isterim ki tek büyük eksiklik buradaki bu dört okulda değildir. Bu ülkenin daha başka da okullara ihtiyacı vardır. Bu okulların hayata geçirebilmesi adına bakanlığı kaynak bulup kaynak yaratma gayretleri olması gerekirken 2018 yılında vaat edilenler bile hala daha yapılamamıştır. Bu neyi getirecektir değerli arkadaşlar? 2019-2020 yılında bu hükümet bozulup gitse, yeni bir seçim olup buraya parlamento yeni bir irade koysa dahi, yeni iradenin sahipleri bu geçmiş iki yılda yapılamayanları tekrardan yerine koyma adına verecekleri mücadelede gerçekten çok zorlanacaklar Sayın Bekir'imiz. Sayın Bakanımız bir gün çıkıyor ve basına şöyle bir demeç veriyor. Diyor ki İskele bölgesinde yeni bir üniversite yapılabilmesi adına Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne arazi tahsis edecektir devletimiz. Evet değerli arkadaşlar, İskele bölgesine baktığımız zaman yeni bir üniversite kurulacaksa öncelikli kurulması gereken alanlarında bir bölge olduğuna
Benim de inancım tamdır. Ancak bu tür vaatler halkın umutlarını yaşartırken arkasından da büyük bir hüzün bırakmamalıdır. Bugün itibariyle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mali ve ekonomik yapısına baktığımız zaman Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde iyi gitmeyen işler vardır değerli vekiller. Bu ayrı bir tartışma konusu olduğundan dolayı bunu böyle farklı bir günde, farklı bir gündem dışı maddeyle burada tekrardan sizin bilginize getireceğim. Ancak 2017 veya 2018 bütçelerine baktığımız zaman, hangi bütçelere baktığımız zaman, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bütçelerine baktığımız zaman, böyle bir alan içerisinde yeni bir kampüs kurabilmeye ehil ekonomik varlıklarının olmadığını en basit hesaptan anlayan arkadaşlar bile bakıp görebilir. O yüzden umut verme adına yapılan bu söylemlerin altının doldurulması ve kaynakların nereden bulunacağının da açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkarılması gerekir değerli yetkililer. Yine aynı konuda Doğu Akdeniz Üniversitesi konusunda Sayın Bakan burada çıktı. Belediki Doğu Akdeniz'deki kolej ve ilkokul bundan sonraki dönem içerisinde artık Doğu Akdeniz'in bültesine kazandırılacaktır. Peki Sayın Bakan, bunu kazandırabilme adına mali yapınız içerisinde, çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mali yapısı içerisinde böyle bir olgunun Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kazandırılabilmesinin herhangi bir yolu yokken ve bunu da gayet açık ve net olarak bilirken böyle bir söylem içerisinde bulunmanızın sebebinin ne olduğunu çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü dayanaksız yapılan söylemler gerçekten daha sonraki adımlar ve sonraki süreçler içerisinde pek çok sıkıntıya yol açabilir. Bir başka söyleminiz ki geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başlangıcında bunu söylemiştiniz. Ve armudunda kapatılan demeyeyim de diğer bir bölgeye Akdoğan'a aktarılan orta okul yerine bir tarım kampüsü açacağınızı ifade etmiştiniz. 2018-19 eğitim öğretim yılı başladı. İlk yarısı bitti. Bu yönde atılmış herhangi bir adım yoktur. O tesisin kapısında da hala da kilit durmaktadır. Bu yapılacak olan atılımın da ne olabileceği konusunda ne bütçenizde belirgin bir ödenek ya da belirgin bir kaynak ne de eğitim öğretim yapınızda bu konuyla ilgili bir çalışma yoktur Sayın Bakan. Bugün itibariyle bu ülkedeki öğretmen açığının giderilebilmesi adına bakanlığın şu anda uygulanan A öğretmen, B öğretmen kapsamındaki o yapı üzerindeki çalışmalarını tamamlaması gerekmekteydi ve norm kadro konusunda da adım atabilmesi adına bugün bu çalışmanın bitirilip ilgili paydaşlarla paylaşılması ve akabinde de bu konuda da eğer bakanlık ve hükümet de bizden bir destek talebi olsa idi bu konunun görüşülme süreci olması gerekirken bugün daha bu konuyla ilgili hiçbir adım yoktu. Gelecekte de bu konuyla bakanlığın atabileceği bir adım olacağı konusunda ciddi anlamda şüphelerimiz mevcuttur. Diğer anlamda baktığımız zaman temel eğitim programlarını geliştirme projesi tamamlanmıştı. Ben bu projeye katkı koyan tüm bürokratları buradan kutlarım. Çünkü geçtiğimiz 3 yıllık dönemde gerçekten insanüstü gayret göstererek ve gece gündüz çalışma suretiyle bu program tamamlanmıştı. Ama bunun lise müfredatına uygulanacak olan kısmının da tamamlanabilmesi adına Sayın Bakan'ın burada bütçe görüşmesinde çıkıp da yaptığı açıklamalar söz konusudur. Eğer lise müfredatında da benzer değişimler yapılacaksa onun da bitirilme süresi
en geç bu ayın sonunda olmalıdır Sayın Bakan. Aksi takdirde gelecek eğitim öğretim yılına bu konunun aktarılacağı tamamen hayali bir söylem olmakla kalır ki bu hayali söylemde daha önceki yaptığınız konuşmalarda da size burada hangileri olduğunu ifade ettim. Eğer kolle sınavları içerisinde yeni bir düzenleme yapılacaksa, yeni bir alım yolu belirlenecekse de onun da ortaya çıkarılması zamanı bu zamanlardır Sayın Bakan. Bunu yaz aylarında yapamazsınız. Çünkü yeni eğitim öğretim yılına başlayacağı zaman kolejlere girecek olan öğrencilerimiz ki buradan bu hafta içinde sınavları vardır girecek olan herkese de başarılar diliyorum bu bağlamda. Bunu bugün itibariyle bilmek durumundadır Sayın Bakan. Eğer bugün itibariyle yeni düzenlemenin ne olacağını bilmez ise çocukların bu konuyla ilgili hazırlanma süreçleri ise tamamen eksik kalacaktır. Yani özetle şunu ifade etmek isterim ki yeni eğitim öğretim yılına yapılacak pek çok faaliyetin adımları bugün itibariyle atılması gerekir ve bu atılacak olan bugün itibariyle atılması gereken adımların da maalesef atılmadığını buradan gözlemliyoruz ve bu bağlamda da 2019 yılının da gerçekten 2019-20 yılının da eğitim öğretim açısından pek parlak başlamayacağını buradan üzülerek görmekteyiz. O yüzden Sayın Bakanım lütfen yapacağınız söylemleri bundan sonra altını doldurarak yapınız ki insanlarda bir umut ışığı olup arkasından bir sükuti hayal olmasın. İskele'ye yeni bir Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüs yapacaksa projesiyle, kaynağıyla ve başlangıç ve bitiş süreleriyle dile getiriniz ki burada insanların beklentileri bir üzüntüye, derin bir kedere bölünmesin. Kısaca söylemek istediklerim bunlardır. Beni dinleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Beroğan.